Otava TV Genel Yayın Yönetmeni Levent Açıköz soruyor. Kozanlı basın mensupları Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi'nin hizmetlerini değerlendiriyor. Sevgili izleyiciler, şu an Kozan'ın günlük gazetesi olan Express gazetesindeyiz. Ve imtiyaz sahibi Hüseyin Erciyes ile beraberiz. Hüseyin Bey ile 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimleri konuşacağız. Belediye başkanlarının bu iki yılını değerlendireceğiz. Hem Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar'ın çalışmasını hem de Kozan Belediye Başkanı Kazım Özyan'ın çalışmalarını değerlendireceğiz. Hüseyin Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Biz meslektaşlarımızla yerel seçimin bu iki yılını konuşup değerlendireceğiz ve bugün size misafir olduk. Bu bağlamda Kozan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarının seçim vaatlerini biliyor musunuz? Evet. Bu vaatleri yerine getirebildi mi? Önce isterseniz Kozan Belediyesi'nden başlayalım. Öncelikle 30 yılı aşkın gerek Kozan'ımıza gerekse bölgemize basın camiasında ciddi manada emek veren, emeğinin yanında bu bölgenin kalkınmasında büyük çaba ve özveri gösteren Otağ TV ailesine böyle güzel ve anlamlı bir röportaj ve misafirlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Öncelikle dilerseniz 2019 yerel seçimlerinden sonra Kozan Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Sayın Kazım Özgan'ın vaatleri nelerdi? Bunları kısaca bir hatırlayalım. Mesela en büyük vaatlerinden bir tanesi Kozan Kalesi'ne teleferik projesi vardı. İşte Tavşan Tepe'den başlayıp Kozan Kalesi'ne ulaşılan bir teleferik vaadi vardı. Bunun dışında efendim işte Kapadokya'da özellikle Anavarza bölgesinde koğuşlandırmayı düşürülen, hatta Tapa'nın Okka Dağı'nın da çevresinde yapılabileceği düşünülen bir uçan balon projesi vardı. Bunun dışında en büyük vaatlerinden bir tanesi Ağlıboğaz projesinin imarının 3 ayda çözülüp oradaki insanların rahat etmesi sağlanacaktı. Bunun dışındaki yine projeler vermiş olduğu vaatlerden SODES dağılacak işlevini kaybettiği inancı vardı. Bu inancı tekrar eski günlerine kavuşturacağı iddiası vardı. Efendime söyleyeyim, projesi vardı. Bunun dışındaki projelerinden bir tanesi de Adana Büyükşehir Belediyesi ile 2014 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası'nın Kozan gibi ilçelerde handikap oluşturmadığını, bunun aslında bir avantaj olduğunu ifade etmişti. Bunları da Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde Kozan'da çok hızlı bir şekilde bu projelerin hayata geçirileceğini iddia etmişti. Buyurun. Evet, peki Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da buradaki seçim çalışmalarında vaatleri vardı. Ve o vaatlerinden sonra iki yıl geçti. Onun vaatlerini hatırlıyor musunuz? Tabii ki hatırlıyorum. Öncelikle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'ın en büyük vaadi Kozan arıtmasının kaldırılması ve modern bir hale getirilmesiydi. Bunun dışındaki vaatlerinden bir tanesi Kozan merkezindeki kültür ve sanata yönelik evlerin yapılması, mahallelerde taziye evlerinin yapılma projesi vardı. Koordinasyonda olarak Adana'da ve Kozan'da asfaltsız yol kalmayacağını ifade etmişti. Kozan bölgenin bir tarih ve tarih noktasında çok büyük, değerli ve kıymetli olduğunu, bu bölgeye bir müze yapılması da söz konusu olarak gündeme getirmişti. Kozan'la ilgili biliyorsunuz, malumunuz, Kozan girişe Adana'nın hemen eski köprünün trafiğe kapatılmasından dolayı orada ciddi manada bir trafik akışında sıkıntı oluyordu. Bu sıkıntının da açılacak yeni yollarla ortadan kaldıracağını ifade etmişti. Evet, bu vaatlerinden sonra bu iki yıl sürecince neler yapabildi? İsterseniz yine Kozan Belediyesi'nden başlayayım Levent Olur. Bey. Şimdi Kazım Özgan öncelikle bir yıl süre içerisinde değil projeleri Kozan Belediyesi'nde belediye başkanı olup olmadığını da anlamış değil. Bir yıl maalesef Kozan Belediye Başkanımızı projelerden değil kendisini görmekten bile mahrum kaldığımız bir belediye başkanıyla karşı karşıya geldik. Özellikle sadece meclisten meclise gördüğümüz bir belediye başkanıyla karşı karşıya geldik. İşte en büyük projesini tekrar hatırlayarak mesela balon projesi ilk 3-4 ayın içerisinde biraz
sözü edildi. Hatta Ürgüp'e gidildi. Burada balon turizmiyle çalışmasıyla ilgili projeler yapıldı ama maalesef üzeri kapandı. Şu anda böyle bir başarı yok, yapamadı. İkinci projesi teleferik projesiydi. Değil yani teleferin seçimden önce ismini duyduğumuz teleferin şu anda ismini de maalesef duymuyoruz. Bununla ilgili de bir bu projesini de hayata geçirememiş oluyor. Ağrıboğaz'la ilgili yine 3 ayın içerisinde Ağrıboğaz'daki tapu sorununun, ondan sonra imara kapalılık sorununun çözüleceğini iddia etmişti. Çözeceğini iddia etmişti. Kendisinin mimar olduğunu, bu işi tamamen çözebilecek yeteneğe ve beceriye sahip olduğunu iddia etmişti. Ama 2 yıl nezdinde bakıyoruz, yapabildiği Ağrıboğaz sorunu hala aynı şekilde duruyor. İşte Kozan Belediye Sineması'nın yine kendisi modern bir hale tekrar kazandırılacağını söylemişti. Burayı yaptı. Ara sokaklarda yama çalışmaları çok başarılı diyebiliriz ama belediyecilikte benim bildiğim ve inandığım bir terim vardır. Belediyelerin yol yapması, temizlik hizmetlerini dört dörtlük yerine getirmesi Kozan Belediyelerinin asli unsurudur. Bunlar için ekstra bir prim veya ekstra bir puan vermek bence yersizdir diye düşünüyorum. Kozan Belediye Başkanı 2 yılını anlattınız ve seçim vaadi vardı Hüseyin Bey. Evet. Bu önümüzdeki 3 yıl içerisinde az önceki konuştuğumuz vaatleri yerine getirebilir mi? Tabii ki bu vaatleri yerine getirebileceğinin önündeki çok büyük engeller olduğuna inanıyorum. Tabii ki Sayın Başkan bununla ilgili mücadele ve gayret gösterebilir ama ben 2019 yerel seçimlerinden önceki vermiş olduğu vaatlerin %10'unu yaptığı takdirde başarılı göreceğime inanıyorum. Peki Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu 2 yıl içerisindeki yapmış olduğu hizmetleri de konuşalım. Kozan Belediyesi'ni konuştuk, arkasına Büyükşehir'i konuşalım. Evet. 2 yıl içerisindeki yapmış olduğu hizmetleri. Şimdi Adana Büyükşehir Belediyesi öncelikle şunu çok açık ve net ifade etmek isterim. Adana Büyükşehir Belediyesi halka, topluma ortak faydalarda hizmet sağlamak yerine parti odaklı, partizanlık odaklı bir idarenin şu anda hükmünü görüyoruz. Mesela Ceyhan Belediyesi, çok özür diliyorum sorunuzu haddini aşmamakla birlikte. Ceyhan Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Kozan Belediyesi Saadet Partisi'nde. Siz Ceyhan Belediyesi'ne, Ceyhan'a giden Adana Büyükşehir Belediyesi hizmetleriyle Kozan'a gelen hizmetleri eşit ve dengeli görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Bu memleketin bir gazetecisi olarak ben Ceyhan'daki gazeteleri, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerin hepsini yerel basından takip eden bir gazeteci olarak oradaki yapılanların %20'sini Kozan'da yapılmadığına inanıyorum. Mesela bunlardan bir tanesi hemen komşu ilçemiz İmamoğlu. İmamoğlu'nda 2019 yerel seçimlerinden sonra Zeydan Karalar ne kadar ondan sonra içme suyu hattı değiştirmiştir. Hatta bir önceki dönem Hüseyin Sözlü döneminde Kozan'a getirtilen ve Kozan abdesti borularının değişmesi için başlatılan projelerin boruları bugün İmamoğlu Belediyesi'nin altyapısında kullanılmıştır. Yani bu şu demektir. Bu şu demektir. Yani evet Sayın Zeydan Karalar parti odaklı bir idareciliğin teşkil etmektedir ve bunu ortaya koymaktadır. Yani şimdi Kozan'ı konuşursak oraya yapılan hizmet Kozan'a yapılmayacak mı diyorsunuz? Şimdi yapılmayacak demiyorum. Bugünkü iştir kişinin aynası lava bakılmaz Levent Bey. Bugün Adana Büyükşehir Belediyesi'nin elbette Kozan'ımıza yaptıkları ve yapacakları vardır. Yani Sayın Zeydan Karalar'ın vermiş olduğu vaatlerin içerisindeki yer alan meydan projesi mesela bugün ne güzel yapılmıştır. Yani hastane kavşağında her ne kadara ondan sonra yeriyle ilgili imari sıkıntılar ve problemler bugün gündemdeyse hatta yani ne kadara doğru ne kadara yanlış bilmiyorum ama bu parkın bile imar durumundan dolayı sökülebileceği iddia ediliyor ise yani bugün Sayın Zeydan Karalar şunu çok net bir şekilde söylemem gerekiyor. Bir İmamoğlu yani İmamoğlu'nun halkına yapmış olduğu hizmeti Kozan'a maalesef yapmıyor. Bunun nedenine gelince bir Ceyhan'a yapmış olduğu hizmeti buraya Kozan'a yapmıyor. Neden? Çünkü oradaki partili Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler olduğu için ateşe yakın olan biraz fazla kızınıyor diye düşünüyorum. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özyan'la Zeydan Karalar'ın arasındaki kendi sosyal ilişkilerinin de o zaman zayıf olduğunu söylüyorsunuz. Zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bir de partili
olmadığını söylüyorsunuz. Tabii. Onun için de hizmetin... Şimdi Zeydan Karalar yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki teşkilatların hemen hemen her kademesinde görev almış bir insan. Yani uzun zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde çok aktif siyasette bulunmuş bir insan. Yani bugünkü yönetim şekli de tamamen Sayın Zeydan Karalar'ın çıkıp Cumhuriyet Halk Partili'ye bir adım daha fazla sahip çıkmalısı. Mesela bugün ÇİKO Birlik'te genel müdürlük yapmıştır Sayın Zeydan Karalar. ÇİKO Birlik'ten gördüğü bir o zamanki birlikte çalıştığı bir mesai arkadaşına hala sahip çıkabiliyor. Yani bu ne? Duygusal anlamda da. Ama Kozan artık hizmet açısından, vaatler açısından duygusallığı kaldıracak bir noktada değildir. Bugün yani hala biz şehrin merkezinde yani yağan yağmurun altında çok çok özür diliyorum. Tabirde yanlışlık olmasın ama delik deşik yollarda hala insanlar arabanın jantlarının eğildiğini bize fotoğraflarını atıyorsa, hala kocaman çukurlara bize atıyorsa bu Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Kozan'a ne kadara sahip çıktığının aynasıdır. Tabii ki ilk iki yıldaki vermiş olduğu sözlerin içerisindeki meydan projesini gerçekleştirmiştir. Ama arıtma meselesine bir çivi bile çakılmamıştır. Bakın çivi diyorum. Arıtma hala aynı zehri, aynı kokuları bu halka, bu Kozan halkına yaşatmaya devam ediyor Levent Bey. Evet. Bu iki yıl içerisinde şehir meydanı haricinde başka ne çalışmalar yaptı? Şimdi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibiyle ilgili söylemem gereken bir doğru daha var. Şimdi Sayın Zeydan Karalar ve ekibi hizmete az yapıyor, çok yapıyor. Bu tartışılabilecek bir konu ama yaptığını kaliteli yapıyor. Yani atıyorum Sayın Zeydan Karalar bugün Güneri'nin her ne kadar yarıda bırakılan bir yol olmuş olsa da her ne kadar tamamı gerçekleştirememiş olsa da yapmış olduğu yol 8-11 santime ondan sonra sıcak asfalt kaplamayla yapılmıştır. Bu kalitelidir. Bu o yolun 20 yıl asfalt ihtiyacının olmayacağının en güzel örneğidir. Mesela Gazi Köyü yolu yıllardan bu yana 2,5 kilo 3 kilometredir ama yapılmış olması ve kaliteli yapılıyor olması bir takdire şayendir. Ama bugün geçtiğimiz günlerde çok acıdır. Kozan'ın girişinde ve çıkışında ondan sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait büyük billboardlar var. Bu billboardlara siz Feke'deki ve Aladağ'daki yaptığınız hizmetlerin gelip reklamını yapıyorsanız bu memlekede bir şey yapmadığınızın açık örneğidir bu. Geçen gün Sayın Zeydan Karalar muhtarlarla bir toplantı düzenledi Levent Bey. Toplantıda çok açık aleni bir şey vardı. Arkadaki slaytta bütün yerlerdeki Ceyhan Belediyesi'ndeki yapılan projeler hepsi bitmiş hali veya inşaat hali gösterilirken Kozan'daki yapılması hedeflenen veya yapılması istenilenlerin sadece projede çizimle gösterildiğini gördük. Bu bizim en açık bulunduğumuz noktanın resmidir. Peki önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu projeleri yapabilir mi? Ben önümüzdeki 3 yılın içerisinde Zeydan Karalar'ın başarılı olacağına inanıyorum. Bu projeleri yapabilir. Bu projelerin de %50'sini gerçekleştirmesi durumunda Sayın Zeydan Karalar'ı başarılı göreceğime inanıyorum ve %50'yi bulacağına inanıyorum. Evet, Kozan'ın öncelikli sorunu nelerdir Hüseyin Bey? Şimdi Kozan'ın en büyük öncelikli sorunu malumunuz artık kronik hale gelmiş. Ahbap-çavuş ilişkileridir Levent Bey. Yani kanunları veya yasaları ahbap-çavuş ilişkileri üzerine kurmaktan geçiyor. Bizler hala bu memleketin en büyük ve probleminin yol, su, altyapı olduğunu çok net biliyoruz. Yani bugün hala biz bir Ağlıboğaz mahallemizin her yaz susuzlukla ilgili 5 tane 10 tane haberini yapıyorsak bu memleketin susuzluğunun bir problem olduğunu görüyoruz. Bunun dışındaki işsizlik, genç nüfusun her geçen gün ilçeden ayrılması, kültürel ve sanat etkinliklerinin hemen hemen hiç olmaması, bu memleketteki eğitimli ve kültürlü insanların bu memleket adına çalışma isteklerini ve arzularını ortadan kaldırılmasının en büyük etkenidir diye görüyorum ben. Evet, bu yol sorunu dediniz ve başlıca sorunları saydınız. Bunlarla ilgili belediye başkanlarının hiç vaadi yok muydu?
Yani bunu artık biraz önce de ifade ettim Levent Bey de. Artık belediyelerde proje ekipleri artık yol, temizlik hizmetleri, artık insanlar bunun belediyelerin asli unsuru olduğunu bildiği için, inandığı için bunlar artık bu projelere ve yollara çok gündeme getirmiyorlar. Bunu, mesela Sayın Zeydan Karalar'ın... Bir sıkıntısı Kozan'ın altyapısının tarihinden bu yana eksik olmasından kaynaklı ki bu bir vaade giriyor. Çünkü altyapı eksik olduğu için her yıl biliyorsunuz yollar bir şekilde telekom, askiye veyahut da kanalizasyon gibi, TEDAŞ gibi nedenlerle kazılıyor. Onun için de bir proje yapılması gerekiyor. Bu da diğer devlet kurumlarının birbirleriyle çalışmasıyla çözülecek bir durum değil mi? Şimdi çok güzel bir noktaya getirdiniz konuyu. Şimdi koordinasyon adı altında Kozan'daki efendime söyleyeyim siyasetin veya kamunun yerel idarecilerle genel idarecilerin arasındaki kopukluğu görmemek mümkün değildir. Yani bugün bilindiği üzere 2019 yerel seçimlerindeki yaşanan süreçten dolayı bir haksız koltukta oturma iddiasından kaynaklı olarak artık bizim sadece ama sadece Kozan Belediye Meclisi'ni takip etmemiz, bunları görmemiz açısından yeterli Levent Bey. Yani bugün örnek diyorum, bir mal pazarı Avrupa projesi kapsamında Kozan Hayvan Pazarı'nın yenilenme projesi vardı. Bunun %15'ini Kozan Belediyesi karşılayacaktı. Ondan sonra KDV'sini Kozan Belediyesi karşılayacaktı. Tarım İl Müdürlüğü tarafından bu yapılacaktı. Biz de bunun kurum olarak, gazete olarak bunun haberini yaptık. Kozan'a bir hizmetin geldiğinin önünü açtık. Sabahında bu proje otomatikman Kozan Belediyesi'nden alındı. Yani bu sen ben davası değil aslında. Bu memleketimiz bu siyasi çekişmelerden dolayı maalesef ama maalesef kaybetmeye devam ediyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bu memleketteki alınabilecek çöp fıçıları dahi 2 yıldan bu yana gündemde. Yani siz bu memleketteki yaşantınızla ifadelerinizin bir olması gerek. Siz yani mikrofonda konuşurken anlattıklarınızı mikrofon arkasında yaşamanız gerekir. Eğer ki bunu yapamıyorsanız sizin kişisel hobilerinize ve kişisel ruhunuza teslim olduğunuzun işaretidir. Yani bugün Kazım Özgan'ın yani Kozan Belediyesi ile ilgili söylemem gerekirse her taraftan eli kolu bağlanmak istenmektedir. Yani bu bir açık alenidir. Bunu da görmemek, artık bu doğruyu söylememek bir gazeteciliğe yakışmaz diye düşünüyorum. O zaman Kozan'ın en büyük sorunlarının başında gelir değil mi? Siyasi evet. Çekişme. Peki belediye meclis üyelerinin şu anki başkanla çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Yani bu sonraki bir soruydu da laf buraya açılınca. Tamamen burayı bağlayalım. Kişi ve kişiler üzerine endeksli bir siyasi hareketin içerisindeler. Yani ne getirir ne götürüründen daha çok kim ne istiyor sorusunun cevabını arıyorlar diye görüyorum. Yani şu an o zaman Kozan Belediye Başkanı şu an için 2 yıllık süreçte başarılı mı, başarılı değil mi? Başarısız. Ki biraz da siyasi nedenler var dedi. Yani bu mesela başarısızlığın altındaki yatan en büyük etken siyasi ve Kozan Belediyesi'ne mevcut hükümetin ve onun temsilcilerinin bakış açısıdır. Evet. Başka bir şey demeye gerek yok. Başarılı olduğu bir konu var mı? Tabii ki. İçerisinde yani var. Park ve bahçelerde başarılar mesela. Evet. Yani Kozan Belediyesi kendi sorumluluk alanındaki park ve bahçeler çalışmaları çok iyi. Sosyal tesisler alanında başarılar. Gayet mantıklı. Ama tabii ki orada da küçük bir anekdotu da düşmekte fayda görüyorum. Kozan Belediye işletmeleri kişilerin özel işletmeleri değildir. Kamu yararını gözetmek zorundadırlar. Bunları gerek hizmet açısından gerek fiyat politikaları açısından kesinlikle ama kesinlikle gözden geçirmelidirler. Ve bu toplumun kamu yararını gözeterek işletmecilik yapmak zorundadırlar. Yani sivil irade gibi orada çalışma şanslarına sahip değillerdir. O konuya dikkat ediyorlardır. İnşallah büyük efendim. İhtimal. Yani ben gördüğüm kadarıyla çok dikkat edilmediğini görüyorum. Evet, tabii. Kozan Belediyesi ve yine bu soru aynı şekilde Adana Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecini nasıl idare ettiler, nasıl getirdiler? Tam bir yıl oldu bugün.
Türkiye'de 12 Mart'ta pandeminin kurallarının konulmasına, maske takılmasına, sosyal mesafeye. Bu konuda hem Büyükşehir Belediyesi hem Kozan Belediyesi bu bir yıllık süreci nasıl getirebildi? Görevlerini yapabildiler mi? Veyahut da eksik gördüğünüz yine, yerler var mı? Her şeyden önce bu sorduğunuz sorunun altındaki yapılabilirliği veya yapılamamazlığının nedeni yine siyasi çekişmelere geliyor. Şimdi yani Kozan Adana Büyükşehir Belediyesi bir biliyorsunuz acil durumlarda oluşturulabilecek Adana Fuar, Çukurova Fuar alanını bir geçici hastane projesini yapmaya çalıştılar. Yani bu proje yapılmak istenen niyet çok iyiydi ama uygulama yanlış olduğu için maalesef yine siyasi malzeme yapıldı. Yani şimdi Kozan'da pandemi ve pandemiyle ilgili Kozan Belediyesi'nin yapmış olduğu bir çalışma ben göremiyorum. Yani Kozan Belediyesi atıyorum Kozan'da Kozan'ın sokaklarının, caddelerinin dezenfekte edilmesi özel kişilere, çiftçilere ve çiftçileri koordine eden insanlara kalmıştır. Yani Kozan Belediyesi'nin yapmış olduğu bu dezenfekte çalışmalarıyla yani bir ilgili bir çalışma vardı da biz fark etmediysek ben kendilerine buradan ekran başından özür diliyorum. Yani dağıttıkları 500 bin tane maske mi vardı? Veya bir tane gittiler okul mu Kozan Belediyesi yani olarak dezenfekte mi ettiler? Şöyle de bir anlamda olabilir. Tabii hem apartmanlar hem pazar yerleri, zabıtanın uyarıları da bunlara dahildir tabii. İlla ki sözde yapılanların hepsini yaptılar. İçerisinin, ondan sonra şehir içerisinin dezenfekte edilmesinin çok bir fayda sağlamadığını söyleyince yetkili insanlar bakın Türkiye'de de hiç şehir dezenfektanı yapılmıyor ama belediyeler apartmanlara birebir ilaçlama göndererek iş yerlerine özellikle toplumun çalıştığı yerlerde çalışma tabii yapıyorlar. Ki bu konuda, Büyükşehir'de bu konuda, gördüm ben bunu. Bu konuda Kozan Belediyesi'ni çok sorumlu tutmamak gerekiyor yalnız Levent Bey. Nedenine gelince ilaçlama yani bu dezenfekte temizlikle ilgili olduğu için bu özellikle ilaçlama bölümü tamamen Adana Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde yapıldığından dolayı Kozan Belediyesi bu konuyla ilgili işte birebir ilaçlamalara falan girememiş olabilir. Ama bireysel anlamda da yaptıkları işte duyuruları diyorsanız, sözlü ikazlar diyorsanız evet kanunun getirmiş olduğu sorumlulukları yerine getirdiler. Ama ekstraların içerisinde çok göremedik diyebiliriz o zaman. Yani en azından pandemi sürecinde sağa sola atılan maskeler, insanların atıkları, yani çöpün alınması bu konularda falan pandemiyi bağlar bunlar da yine bir şekilde. Şimdi çevre temizliği açısından yani Kozan'da temizlik ve temizlik işleri açısından çok büyük bir sıkıntı yok. Tabii ki oradaki çöp birikintilerinin ondan sonra çok hızlı ve alınmamasından zaman zaman vatandaşlar şikayetçi ve aynı zamanda çöp konteynerlarının çok sağlıklı işlev görmediğinden dolayı şikayetçiler. Bunun dışındaki kalan işlemlerin tamamında Kozan Belediyesi temizlik işlerinde layıkıyla yaptığına inanıyorum. Peki Kozan Belediyesi bu sosyal sorumluluklarını yerine getirebiliyor mu? Aynı zamanda bu sosyal sorumluluk içerisinde spora destek, sportif aktiviteleri yapabiliyor mu? Şimdi Kozan'ın biliyorsunuz spor deyince aklına gelen tek bir noktası var Kozan Spor. Bundan iki gün önce de gazetemizin manşetinde satın evet. Kozan Spor'un içindeki bulunan durum gündeme getirilmiştir. Şimdi Kozan Spor ve spora karşı verilen destekler Kozan'daki faaliyet alanları satın. Spor, güreş, boks güreş bunlar ön plana çıkmaktadırlar. Bunlardan ilgili olarak da çok ama çok ekstra bir durum göz önüne getirmemekle birlikte rutin işlerde Kozan Belediyesi'nin üzerine düştüğü sorumluluğu yerine getirdiğine inanıyorum. Yani burada gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak bir spor aktiviteleri var mı? Görüyor musunuz Kozan'da? Yazın Adana Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu yaz okulları projesi var. Bunun dışında bu işe ilgi duyanların çağrıldığı bir nokta var. Yani ilgi duymayanların alanla ilgili yapılmış herhangi bir faaliyet ve çalışması yoktur. Eğer ki Kozan Belediyesi halı saha işletmeciliğinden dolayı spora destek veriyorum derse kabul ediyoruz. Bunun dışında bir şey görmüyorum.
Kozan'da şu anda sinema etkinlikleri çekiliyor. Kozan'da reklam filmi zamanında çekilmişti. Kozan vizyon çalışmasına ne kadar ihtiyacı var? Kozan vizyon çalışmasına çok ciddi manada bir ihtiyaç var. Şimdi bunu neden söylüyorsun? Neler yapılabilir, evet. Şimdi burada her şeyden önce Levent Bey, 2004 yılında bugünkü belediye başkanının göreve geldiğinde yılında bir sempozyum düzenlemişti. Bu sempozyumda Kozan yönlü tarih turizme dönen Kozan sloganı kullanılmıştı. Bu sloganların neticesinde insanlarımız yani tarih turizmi açısından ne yapılabilirliği tartışılıp gündeme gelmişti. O günkü yaranın tesisi çok doğruydu bence. Ama işlenen yol ağır, yanlış ve hatalıydı. Yani tedavi yanlıştı, tedavisi yanlıştı. Tesis doğruydu ama uygulanan tedavi yanlıştı diye düşünüyorum. Bugün Kozan özellikle İç Anadolu bölgesine bakıldığı zaman özünü kaybetmemiş, kozmopolitik yapıdan biraz dışta kalmış bir yapıya sahip olduğu için, hısımlık ve akrabalık ilişkileri ciddi manada gündemde olduğu için, özellikle de insanlar anılarına ve geride bıraktığı atalarının anılarına sahip çıktığı için bugün Kozan'daki mesela bir tarihi çarşımız çok değerlendirilmemekle birlikte, efendime söyleyeyim, onun kıymetinin ne olduğunu biliyoruz ama uygulamada şey yapmıyoruz. Düşünün yani, Kozan'da en önce yapılması gereken bir turizm rehberinin, ciddi manada turizm rehberinin ve tanıtımının yapılması gerekir. Yani 5 dilde yapılan Çukurova Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yapılan Levent Bey, bir projenin şu anda tanıtım filmleri, kısa tanıtım filmi, uzun tanıtım filmi, 5 dile çevrilmiş kitabı Kozan Belediyesi'nin elinde mevcuttur ve vardır. Bunların bence girişimlerle, vizyon çerçevesinde bunların geliştirilerek kamuoyuna ilk önce Çukurova'ya, sonra Anadolu'ya ve tüm Türkiye'ye, dünyaya tanıtımı sağlanmalıdır. Evet. Peki Kozan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi köylere hizmet götürmede şu an için başarılı mı, değil mi? Adana Büyükşehir Belediyesi'ni köylere hizmet götürme anlamında başarılı buluyorum. Kozan Belediyesi'nin satın sorumluluk sahaları içerisinde olan köylerimizin ara yollarıyla ilgili çalışmalarda bir fiil rutinin dışına çıkmıyor. Çünkü Kozan Belediyesi'nin bugün içerisinde bulunduğu en büyük sıkıntılardan bir tanesi de ekonomik darboğazdır. Yani siz para yok açıkçası. Onu da görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, peki Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ni burayı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi, yeterli mi çalışmaları o bölgenin? Şimdi Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nin öncelikle ne olduğunu, ne işe yaradığını bir bu Kozan halkına anlatmak veya Kozan halkına göstermek gerekiyor. Biliyorlar. Şimdi çok bildiklerini zannetmiyorum. Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde hala aile işletmeleri ve bireysel işletmelerin dışında kurumsal bir veya iki işletmenin dışında bir işletme göremiyoruz. Bunun için bu Kozan Organize Sanayi'nin tamamen istenilen duruma gelebilmesi için Levent Bey, konuyu çok dağıtmadan da ifade edeyim, kesinlikle Masul ve İnderesi yolunun, Yayhalı yolunun açılması gerekiyor. Bakın toplamda 107 kilometrelik bu yolun şu anda 34 kilometrelik alanı yapılmış durumda. Düşünün ki Akdeniz bölgesini diyorum. Akdeniz bölgesini İç Anadolu bölgesine bağlayacak en kısa mesafe yol olma özelliğini taşıyacak. Daha açarak Kozan'dan Kayseri'ye gitmek için yola çıkan bir kişi 2 saatin içerisinde Kayseri'de olacak. Ama düşünün ki bugünkü mevcut hükümetimizin en büyük başardığı yol işlerden bir tanesi yol projeleri. Yani biz hala 15 yılda 20 yıldan bu yana Adana Kozan yolunun bitmesini bekliyoruz. Biz hala 35 yıldan bu yana kışın karın altında doğum yapan Anşa bacımızın doğumdan dolayı öldüğünün lafını ediyoruz. Bugün bu bize hak mı? Yani 40 yıldan bu yana 105 kilometrelik yolu açılmıyorsa bu bölgenin, bence organize sanayi bölgesinin kurtuluşu Masul İnderesi yoludur diyorum. Buradaki yapılan faaliyetler rutin bir şekilde devam etmektedir. Çok Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nin bence kimliğinin, vizyonunun ve kimliğinin kesinlikle ama kesinlikle gün yüzüne çıkarılmasına inanıyorum. Evet, yol konusu deyince Kozan'ın bir tarihi köprüsü vardı ve trafik akışı vardı.
ki yanına bir köprü yapıldı ve şu an Kozan'ın ana arterinin girişinde çok büyük sıkıntı var. Burayla ilgili neler söylersiniz? Oraya neler yapılabilir? Şimdi Kozan tarihi köprü biliyorsunuz. Yine iş siyasetten başlamak gerekir. Bir önceki yani bugünkü belediye başkanının 2014 yerel seçimlerini kaybetmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi gösterildi. İlk olarak Sayın Belediye Başkanı tarihi köprüyü restorasyon yaptırıyoruz diye övünüp sonrasından bu işte benim bir ilgim yok, karayolları yapıyor savunması olduysa da kendisini maalesef çok ifade edemedi. Ve burada altında hemen alternatif olarak alelacele hiç düşünülmeden sırf sadece ama sadece seçim yatırımı olarak oraya bir köprü yapıldı. Bu köprüden o özellikle Adana Caddesi üzerinde bulunan değil bir şehre girmek, köyün bile girişi böyle değildir. Bunun için bu problemin bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Evet. Ya caddeyi kaldıracaksınız, yeni köprü üzerinden bu şehre giriş vereceksiniz ya da tabiri caizse Kör İsmail'in oradan başlayan, petrolün arkasından başlayan yolun açılarak oranın duble bir yol yapılarak oradaki yol sorununu, köprü sorununu ortadan çözmek gerekiyor. Burada şunu da ifade edeyim. Buradaki en büyük sıkıntı o yolun, aradaki yolun açılmasına Adana Caddesi üzerinde bulunan esnaflardır. Bu esnaflar için de bir proje geliştirilmelidir. Yarın bir gün oradaki ana yol alt yola kaydırıldığı zaman oradaki mülk sahipleri başta olmak üzere esnaflar ne yapacaktır? Bu soruya da cevap aramak gerektiği düşünüyorum. Evet, peki son olarak Kozan'la ilgili yapılması gereken neler vardır? Yani hem Büyükşehir Belediyesi'nden hem Kozan Belediyesi'nden aynı zamanda da hükümetten istediğiniz neler vardır? Şimdi, hem son sorumuz hem sizin beklentilerinizi alalım. Şimdi Levent Bey, şunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Yereliyle geneliyle, iyisiyle kötüsüyle, azıyla çoğuyla bu memleketin üzerinde hükmü olanlar, bu memleketin üzerinde söz sahibi olanlar, bu memleketin için koltukta oturanlar, hiç kimseye ayırt etmeksizin bu memlekete bakış açılarını değiştirmeleri gerekiyor. Bakış açınızı değiştirmediğiniz sürece bugünkü konuştuğumuz problemler, sorunlar ne olursa olsun yarın yine aynılarını yaşayacağız. Hep suni gündemlerle, hep suni geçişlerle insanları memnun etme gayreti ve çabası bu memlekette bir şey kazandırmıyor. Düşününüz, 50 yıldan bu yana bu memleketin siyasetinde aynı aktörler var. 50 yıldan belli bu aktörler başarılı olsalar idi. Bugün bu sorun ve problemleri bizler konuşabilir miydik? Gençlerin özellikle ama özellikle son çıkan, son Z kuşağını da içine koyarak 40-50 yaşıyla 20 yaş arasındaki idealist insanları bu memlekette kaybetmememiz gerekiyor. Bunun için her şeyden önce bu memlekete yapılması gereken alanlardan bir tanesi kültür ve sanat alanıdır. Siz bugün Kozan Devlet Hastanesi'nin doktorlarının bu memlekette durmamasının nedeninin altındaki gerçeklerin kültür ve sanat olduğunu bilmemek çok büyük bir ayıp biliyor musunuz? Okumuş kültürlü insanlar akşam çocuklarıyla sinemaya gitmek istiyor. Tiyatroya gitmek istiyor. Akşam herhangi bir faaliyette bulunmak istiyor. Ama akşam saat 7'de bu memlekette hayat bitiyor. Bu memleketin akşamından haberdar olmayan bir insanların bu memlekete fayda sağlayamazlar. Bunun için yerel dinamiklere sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum ben. Beklentilerim bunlar. Beklentilerimi soruyorsunuz. Yani evet. Sen, ben, biz oyu artık bırakıp seçilmiş veya atanmış bunlara hiç bakmaksızın bu memleketin ortak faydasını sağlayabilecek projelere bakmamız gerekiyor. Bakın bugün Kozan'ımıza bir tane Kozanlı bir ailemiz anaokulu yapıyor. Yani bu güzel bir şey. Bunu taşlandırmak gerekiyor. Bu anlamda projeler üretmek gerekiyor. Bu anlamda mücadele etmek gerekiyor. Yani biz hala bu memlekette Belediye Başkanı Kazım Özkan'ın görevden alınıp alınmayacağını tartışıyoruz. Biz hala yarın bir şey olacağı inandırılmaya çalışıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani tabii ki bunun içinde de bu memlekette her şeyden önemlisinden bir tanesi de güvenlik unsurlarının ondan sonra ciddi manada ondan sonra daha çok
özveriyle çalışma gayretinin ortaya çıkmasıdır. Yani artık Kozan'daki yaşanan asayiş olaylarının, bireysel, kişisel asayiş olaylarının da önleyici hizmetlerle önüne geçilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani burada Emniyet Müdürlüğü başarılı mı değil mi? Emniyet Müdürlüğümüz başarılı. Asayiş diyorsun. Tabii, asayişte şunu anlatmak istiyorum. Bir olaya müdahale etmek, bir olayın sonrasındaki müdahalelere anlamında Emniyet Müdürlüğü çok başarılı. Ama artık emniyetin, emniyet mensuplarının ondan sonra özellikle ama özellikle ondan sonra önleyici hizmetler diye bir birimi var. Bu önleyici hizmetlerin ciddi manada daha performanslı bir şekilde çalışması gerektiğine inanıyorum. Anladım. Yani yoksa emniyetimiz burada başarılı başarısız onlara not vermek anlamında söylemiyorum. Bu görülen bir gerçek. Bu gerçeği dillendirmek evet. gerektiğine inanıyorum. Bence biraz önceki ifade ettiğim sözlerin finalinde şunu söylemek isterim Levent Bey. Bu memleketin iktidarıyla, muhalefetiyle, yerel yöneticileriyle, belediye başkanıyla, kaymakamıyla, emniyet müdürüyle, aklınıza gelen herkesle, efendim Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanıyla, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıyla, AK Parti ilçe başkanıyla bu memlekette ondan sonra ne yapılabilirliğini konuşmaları gerekiyor. Bakın şimdi çıksın bana Yusuf Bilgili, lütfen rica ediyorum bu röportajı dinleyecektir. Dinledikten sonra şunun cevabını versin ya. Hayvan pazarından ne haber? Projeyi biz çıkarttık diyor. Efendim projeyi çıkarttık falan değil. Buyurun hayvan pazarından ne haber? Bunun cevaplasınlar lütfen. Evet. Yani basılı... Siz onlara sorabilirsiniz. Soruyorum zaten efendim. Evet. Ben gazetemden yazıyorum bunları. Yani kendileri de görüyordur. Şimdi tek şunu söylüyorum. Yani bu memleketin kazanması adına artık insanların bireysel hırs ve çıkar menfaat ilişkilerinden vazgeçip bu memleketin ortak problem ve sorunlarına eğilmesi ve bunlar için mesai harcaması gerekir. Bunun için de yapmamız gereken tek şey bakış açımızı değiştirmek. Ben buradan özellikle bu yeni yetişen bir kuşak var Kozan'da. Bu kuşak lütfen bu kuşak idealistlerini kaybetmesinler. İdealistliklerini kaybettikleri gün bu memleket 10 yıl daha geriye gider. Çünkü bu memleketin geleceğindeki idarecileri, yöneticileri, ben bunu siyasi anlamda söylemiyorum. Bunlar olacak. Bunlar lütfen bu idealistliklerini ve söz sahiplerini koyursunlar diyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz sana teşekkür ederiz Hüseyin. Biz sana sorularımızı sorduk. Böyle sen de özgürce cevapladın. Biz bu Kozan'da yerel yayın hayatında olan gazeteci arkadaşlarımıza siyaseti, Kozan'daki siyasi gündemi ve Kozan'daki yerel belediyeyi ve büyükşehir belediyesi bu dönem soracağız. 2 yıllık bir karnesi çıkacak ve önümüzdeki 3 yılı bu belediye başkanlarının başarabileceğini konuşacağız ve sizinle konuştuk. O yönde teşekkür ederiz. Sağ olun. Röportaj ben yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Elbette buradan sizin nezdinizde değerli Kozanlı hemşerilerimize ve Uta TV izleyenlerine de sürfü ihsan olmuşsa affolmasını diliyorum. Bu yayın böyle montajı kesilip yapılan bir şey olmadığı için zaman zaman küçük ufak dil süsmeleri hatalarımız da varsa özür olur, diliyorum. Hepimiz insanız. Herkese hayırlı seyirler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sağ bu imkanı verdiğiniz için ayrıyeten teşekkürler. Biz sana teşekkür ederiz. Sağ olun. Diğer bir başka gazeteci arkadaşlarımızla röportaj yapmak üzere klasmanladık.